Şimdi hemen buradan TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya gidiyoruz. Firuz Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba Gitsem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Firuz Bey, programın ilk bölümünde biraz inşaat tarafının kentsel dönüşümü konuştuk. Aslında benzer başlıklar, size de ben ilk başta bu soruyu yönelterek başlayacağım. İstihdama dair genel olarak endişeler var sektörlerde. Çünkü kısa çalışma ödeneği de bitiyor. Bundan sonraki süreçte işten çıkarma yasaklarının da son bulmasıyla beraber her sektör için bir arayış var. Bunu sorarak başlayayım, nasıl görüyorsunuz bu tarafı ve beklentiniz nasıl şekilleniyor? Öncelikle bugüne kadarki KÇO'ya desteği için sektör adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Pandeminin üçüncü dalgası ve kaynak pazarlardaki tam kapanma ihtimalleri nedeniyle turizm sektörü için KÇO'nun 3 ay daha uzatılmasının sektöre büyük destek ve moral olacağını düşünüyoruz. Konunun Cumhurbaşkanımız tarafından tekrar değerlendirilmesi sektörde büyük memnuniyet yaratacaktır. Bu 3 ay çok hayati olabilir. Çalıştığı pazarlar itibariyle işleri Haziran'dan sonra başlayacak olan önemli bir kesim var. İhtiyacı olmayanlar zaten çalıştığı pazarlar açısından bakıldığında zaten işleri olanlar KÇO'dan yararlanmayacaktır. Dolayısıyla turizm sezonunun kademeli olarak açılacağı ve pazar pazar yavaş yavaş açılacağı göz önünde bulundurulursa bu sektör için, turizm sektörü için gerçekten hayati önem taşıyor. Şu ana kadarki istihdam kaybımız çok yüksek değil. Doğal olarak kış aylarında 1 milyon 100 binlerden 950-980 binlere düşüyor. Her sene bu düşüş zaten yaşanıyor. Dolayısıyla bu dönemde şu ana kadar çok büyük bir hasar almadan KÇO vasıtasıyla ve iş yerlerini dönemsel olarak kapatmadan dolayı çok fazla yara almadan geldik diyebilirim. Peki şimdi turizm sezonu 1 Nisan'da başlayacak. Gerçekten personel, istihdam edilen personelle talep yavaş yavaş canlanacağı için bu anlamda zorluk çekmeyecek diyebiliyor musunuz? Çünkü bir yandan evet kısıtlamalar devam ediyor, vaka sayıları artıyor, yeniden kapanma gelir mi diye endişeler var. Ama bir yandan da Sağlık Bakanı'nın, Sayın Fahrettin Koca'nın yeni gelen aşılara ve aşılama sürecinin de Mayıs-Haziran itibariyle yavaş yavaş tamamlanacağına dair sinyalleri var. Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi Gizem Hanım, ikiye ayırmak lazım turizm ile ilgili yaşanacakları. Bir yurt dışı 2021 yaz sezonuna ilişkin öngörülerimiz 2020 yılına göre çok daha pozitif. Dünyada ve ülkemizde pandemi ile mücadelede önemli aşamalardan geçildi. Turizm sektörü son bir yıl içerisinde pandemi koşullarına uyum sağladı ve önemli bir deneyim kazandı. Hem kaynak pazarlarımızdaki aşılanma oranlarının artması hem de sezon başlamadan önce sektör çalışanlarının aşılanmış olması pozitif katkı sunacaktır. Rusya ve Ukrayna'dan yavaş yavaş hareketlenme başladı. Nisan ortası itibariyle zincir charter sayıları artık artacak. Esas hareketlenmeyi ondan sonra bekliyoruz. İngiltere'nin durumu henüz belli değil. Orta Avrupa'da seyahat tedbirlerinin nasıl şekilleneceği henüz belli değil. Bu sebeple o pazarlar için bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Kuzey Avrupa'da da durum aynı. Aşılanma seviyeleri, seyahat kısıtlamaları ve seyahat etme şartları her şeyi belirleyecek. Gidişatta olağan dışı bir şey olmaz ise beklentimiz 2020'de 16 milyona ulaşan ziyaretçi sayımızın 2021'de %60-70 artışla 25 milyonlar seviyesine çıkması. Gelirlerin de kişi başı 750 dolarların üstüne çıkarak toplamda 20 milyar doları yakalamasıdır. İç pazarda ise durum, bu sezon için seyahat acentalarımız tarafından hazırlanan tur paketlerinde misafirlere tatil sigortaları ile 24 saat öncesine kadar iptal ve iade seçeneği sunuluyor. Salgına karşı her türlü tedbir ve önlem alınmış durumda. Yani sektör yeni sezona hazır diyebiliriz. Seyahat acentalarımız 2020'nin son aylarından itibaren erken rezervasyon kampanyalarını başlattılar biliyorsunuz. Ancak rezervasyonlarda Nisan ayından itibaren hareketlenmenin artacağı, Haziran ayında ise hızlanacağı kanaatindeyiz. Yaz döneminde yurt dışından geçen seneye nazaran daha fazla talep olacağı için vatandaşlarımıza erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz yıllarda erken rezervasyon döneminde Mayıs sonuna kadar satışların %65-70'i gerçekleşirken
bu yıl erken rezervasyon satışlarının %25-30'lar düzeyinde seyrettiğini görüyoruz. Rezervasyonların daha uzun bir sürece yayılabileceğini ifade edebiliriz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu dönemde son dakika rezervasyonlarında artışlar bekliyoruz. Yaz sezonu için özellikle bayram tatilleri. Çok özür dileyerek böleceğim. Şu an rezervasyonların rakamlarını bir daha söyler misin? Mesela bayramlar için doluluk oranı nasıl? Ve yerli yabancı turist diye ayıracak olursak nasıl talep? Tam da onu ifade etmeye çalışıyordum hanım. Şimdi rezervasyonlar eskisi gibi, yani daha önceki senelerdeki gibi %60-70 sezon öncesi bitiyordu. Fakat bu sene tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biraz daha sezona yayılıyor. Öyle gözüküyor. %20-30'lar seviyesinde ön rezervasyonlar, aslında 60-70 seviyesinde olması lazım. Ama bu tüketicinin refleksiyle ilgili bir şey. Doğal olarak insanlar daha geç rezervasyon yapıyor. Bir de iptal şartları esnek olmasına rağmen. Yani yaz sezonu için özellikle bayram tatillerinde ve Temmuz dönemi sonrası Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelik taleplerde ciddi bir yoğunluk olacaktır. Tabii bu öngörülerimizde aşı çalışmalarındaki pozitif gelişmeler ve aşı sürecinin seyri önemli ölçüde belirleyici olacak. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve iş veya turizm amaçlı seyahatleri kolaylaştırmak amacıyla bir de aşı pasaportu olarak bilinen dijital yeşil geçiş kartı uygulaması ile ilgili yasa teklifi verildi 17 Mart 2021 tarihinde AB Komisyonu'nda onaylandı. AB üyesi ülke yurttaşlarının gidebilecekleri ülkelerin yalnız Avrupa İlaç Ajansı EMA onayından geçmiş aşıyı kullanan ülkeler olması koşulunun taslakta yer almaması Türkiye turizmi açısından çok hayati önem taşıyordu. Yer almadı. Dolayısıyla Avrupa'dan turist akışıyla ilgili yasal bir engel de kalmamış oldu böylece Avrupa Birliği kararları açısından bakıldığında. 25-26 Mart tarihlerinde yapılan Avrupa Konseyi zirvesine katılan AB üyeleri aşı sertifikasının acil olarak geliştirilmesi gerektiğine karar verirken oluşturulacak dijital yeşil pasaportun detayları henüz açıklanmadı, belli değil. AB liderleri zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının bir süre daha devam etmesi gerektiği konusunda hemfikirler. Dolayısıyla önümüzdeki süreci dikkatle izliyoruz. Bu arada Avrupa'da 3. dalganın yaşanıyor olmasının da turizme şüphesiz ki negatif etkisi oluyor. Tüketicilerin tatil talepleri noktasında kararsızlık yaratıyor. Pandeminin seyri nedeniyle rezervasyonlar giderek son dakikaya doğru kayıyor. Hükümetin yaptığı açıklamalar ve artan belirsizlikler de tatil rezervasyonlarının ötelenmesine neden oluyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson seyahatlerin ne zaman başlayacağına ilişkin açıklamayı 5 Nisan'da yapacak İngiltere'den. Ki İngiltere bizim için bildiğiniz gibi son derece önemli bir pazar. Almanya'nın da yurt dışı seyahat izinlerine ilişkin kararlarını önümüzdeki süreçte netleştireceğini biliyoruz. Bu kararların bir an önce açıklanması tüketicilerin de karar verme süreçlerini hızlandıracağından turizm sektörümüz açısından önem taşıyor Güzel Hanım. Peki aşı turizmine dair görüşlerinizi alabilir miyim Firuz Bey? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna özellikle bir aşı pasaportu konuşuluyor. Bu bir endişe yaratır mı? Özellikle Türkiye'deki turizmci için, acentalar için aşı pasaportu kapsamında Çin aşısı ağırlıklı olarak Türkiye'de olduğu için acaba biz başka ülkelere gidemeyecek miyiz ya da başka ülkeler buraya gelemeyecek mi endişesi? Bir de aşı turizmini sorayım. Şimdi aşı turizmiyle ilgili başlayayım isterseniz. Türkiye'de aşılanan kişi sayısı 26 Mart tarihi itibariyle 8 milyonun üzerine çıktı. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanımız da yaptığı açıklamada Haziran sonuna kadar aşılanma sürecinin tamamlanmasının beklendiğini ifade ettiler. Dolayısıyla bu aşamada yurt dışına aşı olmak için gitmeyi gerektirecek bir durumdan bahsetmek çok mümkün değil. Öte yandan vatandaşlarımız aşılanma süreçlerinin tamamlanmasının ardından yurt dışından Türkiye'ye belki yönelik aşı olma amaçlı ziyaretçi talebi de oluşabilir. Özellikle sağlık turizmi alanındaki deneyimimiz sayesinde aşılanma amaçlı olarak yurt dışından gelebilecek taleplere başarılı bir şekilde yanıt verebileceğimizi ifade edebiliriz. Ama bu aşamada tabii bunu konuşmak için erken.
Türkiye'den yurt dışına aşılanma amacıyla gitmek oradaki prosedürler açısından da şu anda pek mümkün gözükmüyor. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerine zaten seyahat etmekçe çok mümkün değil bu aralar. Peki son olarak en son Halkbank'ın turizm sektörü için verdiği krediler vardı. Diğer kamu bankalarından da bazı teşvikler vardı. Sektörün yüzde kaçı bundan yararlanabildi? Şu an finansman erişimle ilgili sıkıntı yaşıyor musunuz ve önümüzdeki dönemde sektördeki iflas ve borçluluk oranları ne söyleyecek bize? Evet. Pandemi biliyorsunuz özellikle seyahat acentalarının faaliyetlerini büyük ölçüde olumsuz etkiledi. Sektörümüzün yeniden toparlanabilmesi için devletimizin sağladığı kredi olanakları dışında TÜRSAP olarak 2021 yaz sezonu öncesinde sektörümüze bir nebze de olsa nefes alabilme imkanı sağlayabilmek için Halkbank ile Turizme Güven Kredisi anlaşması yaptık. Turizme Güven Kredisi paketinin sektörümüzün yeniden hareketlenmesi, toparlanması ve yükselişi için az da olsa katkı sağlayacağına inanıyoruz. Talepler toplandı. Önemli bir kısmı taleplerin cevaplandı. Şu anda da hala devam ediyor. Diğer bankaların da acenta belgesini teminat kabul ederek seyahat acentalarına uygun koşullarda kredi kullandırmasını bekliyoruz. Sektör ağırlıklı olarak sicil probleminden dolayı özel tanımlanmamış kredileri kullanamıyor. Daha önce kullanılmış olan kredilerin de özellikle özel bankalar tarafından vadesi geldiğinde kapatılması talep ediliyor. Kredi şartları ağırlaştırılmaya çalışılıyor. Bu sürecin sağduyu ile tekrardan gözden geçirilmesi lazım. Sektörün önemli bir bölümü 2019 yılının Kasım ayından beri fatura kesmiyor. Bu durumda olduğu, bu durumun böyle olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Sektörde kredi geri ödemesini talep etmek şu anda ya da kredi uzatmalarında, yenilemelerinde şartları ağırlaştırmak gerçekten doğru değil. Bu süreçte seyahat kısıtlaması olmayan pazarlarda çalışan büyük Türk tur operatörlerine kamu bankalarından özel kredi imkanı sağlandı. Ama çalışmayan, kapalı olan pazarlarda faaliyet gösteren ve daha küçük ölçekli acente ve tur operatörlerine özel bir kredi verilmedi. Tam tersi olmalıydı. Çalışmayan, 2020'de kapalı olan pazarlarda faaliyet gösteren tur operatörleri ve acentalar çok zor günler geçiriyor. Öncelikle onlara destek verilmesi gerekirdi ve hala gerekiyor. Madem kaynak ayrılabiliyordu, daha adil kullanılmalıydı diye düşünüyoruz. Ek bir kaynağa ihtiyaç duymadan sadece adil dağıtım ile binlerce küçük orta ölçekli işletme daha nefes alabilirdi. Şimdi dünyada büyük şirketlerin seyahat acentaları bürolarını kapattığını görüyoruz. Çalışanlarını işten çıkarttığını görüyoruz. Bu dönemde turizmdeki hedeflere ulaşmak için sektörümüzün desteklenmesi gerçekten çok büyük önem taşıyor. Özellikle pandemi sonrası süreçte uluslararası rekabetin artacak olmasını da dikkate alınarak ülkemiz turizm sektörünün destek ve teşviklerden daha fazla faydalandırılması çok önemli. Bu bakımdan özellikle uluslararası turizm hareketlerinin yanı sıra yurt içi turizm hareketlerinin de desteklenmesi sektörümüze fayda sağlayacaktır. KÇÖ ve faaliyetlere ara verme sayesinde iflas eden firma sayılarında olağan dışı bir durum yok. Önümüzdeki dönemde iflasların sayısı bankaların tahammülüyle, esnekliğiyle doğru orantılı olacaktır. Krediler aynı şartlarla ötelenebildiği ve uzun vadeye yayılabildiği sürece sektörün borcunu ödeme oranı da göz önüne alınırsa bu süreci az kayıpla atlatabiliriz. Bu durumu tabii fırsata çevirmek isteyen bankaların daha yapıcı davranmaları çok önemli. Sektör borçlanmasına bakılırsa 2019 sonu itibariyle 15,5 milyar dolar seviyelerinde olan sektör borçlanması 2020 sonu itibariyle 18,4 milyar dolar seviyelerine çıkmış durumda. Yaşanan bunca olumsuzluğa rağmen işinin %70'ini kaybetmiş bir sektör olarak düşünürseniz borçlanma rakamlarının sadece %20 artmış olması bence makul karşılanabilecek bir artış diye düşünüyorum. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Filiz Bey çok teşekkür ediyorum. TÜRSAP olarak gerçekten zor bir seneydi pandemi sizin için. Bu yılın daha kolay geçmesini temenni edelim. Tekrar teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.